Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Yeni bir incelemeyle daha karşınızdayız. Ben Melih Bilgin ve yanımda Aykut Göker var. Merhaba Aykut. Merhaba. Bugün tabii kullanıcılarımız da biliyordur. Senle ben bir araya geldik mi? Genelde oyun incelemesi anlatıyoruz. Ne oynadın bu aralar? Bu ara aslında epey de FIFA oynuyordum. Yakın zamanda da FIFA'nın yeni bir DLC'si çıktı. Birazcık şöyle anlatayım. Eskiden bir turnuva oldum, büyük organizasyon, işte Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası gibi. Bunlar hep yeni bir oyun olarak çıkardı ki ben de hep içten içe şey düşünürdüm. Aslında yeni bir oyun olmasına gerek yok, çok fazla bir değişiklik yok yani. Bu sefer ama Electronic Arts şöyle bir değişikliğe imza attı. Oyunu DLC olarak verdi, indirilebilir bir sürüm olarak verdi. FIFA 12'niz varsa bu oyunu da yaklaşık 26 dolar karşılığında indirebiliyorsunuz. Peki 26 dolar karşılığında nasıl indireceğiz bu oyunu? Oyun konsol sürümlerinde bir update olarak çıkıyor ve update indirdikten hemen sonra FIFA'nın içerisinde bir yeni bir sekme açılıyor. UEFA Euro 2012 diye. Buraya tıkladığınızda ise eğer satın almak istiyorsanız burada işlem yapabiliyorsunuz. Kodu giriyorsunuz vesaire. PC'de ise Electronic Arts'ın Origin adı verilen bu şey online oyun mağazası var. Oradan indirebiliyorsunuz aynı şekilde. Oyunda hani genelde çok merak edilir kaç takım var, kimler var filan diye. Oyunda 53 tane takım bulunuyor. Peki hemen araya gireyim. Türkiye var mı? Çünkü Türkiye ligi yoktu. Türkiye var. Tam Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye yok aslında ama oyunda Türkiye kullanılabiliyor. Yalnız şöyle bir şey var. Genelde böyle turnuva oyunlarında hep şey vardı. Kalifiye, hani turnuvadan önceki kalifiyeler de oynanabilirdi. Bu sefer kalifiyeler yok. Sadece turnuva var. Dolayısıyla yani Türkiye'yi alıp işte ön eleme maçlarını oynamak diye bir şey söz konusu değil. Bu defa böyle yapmamışlar. Direkt turnuva içinden bir takımla yer değiştirebiliyorsun ama Türkiye'yi ve onunla oynayabiliyorsun. Oyun içindeki modlardan biraz bahsedeyim. Expedition adlı bir mod var. Bu hani daha önce karşılaşmadığımız tarzda bir mod. Küçük takımların bazı kadro dışı oyuncularından bir kadro kuruyorsun. Tamamen karma bir ekip oluyor bu. Ve turnuvaya katılıyorsun. Turnuvada rakiplerini yendikçe onların ilk galibiyetlerinde, onlara karşı aldığın ilk galibiyette onların reserve kadrosundan, pardon, en yedeklerden alıyorsun. Sonra ikinci galibiyette reserve'lerden alabiliyorsun, futbolcu alıyorsun. Üçüncü galibiyette ise ilk 11'indeki futbolcu alıyorsun ve böyle karma bir takım oluşturuyorsun. İşte kazandıkça daha çok futbolcuya sahip olabiliyorsun, kaybettikçe de senden eksiliyor vesaire vesaire. Herhalde transfer olmadığı için böyle bir şekilde renk katmak istemişler. Evet, böyle bir sistem kurmuşlar. Hani tam olarak Avrupa Futbol Şampiyonası'nın atmosferine uygun değil aslında ama böyle sıra dışı bir şey geliştirmişler. Bir de aslında asıl turnuva modu olan Story of the Finals var. Burası klasik işte turnuva modu. Buraya tıkladığında takım seçip oyuna giriş yapıyorsun. Yani turnuvaya giriş yapıyorsun. Zaten atmosfer tamamen hani Euro 2012 için hazırlanmış. Rengarenk bir atmosfer var. Yani FIFA 12 içerisinde işte Euro 2012'ye tıkladığın anda bambaşka bir oyun gibi açılıyor oyun. Yapım. En başında DLC mantığının aslında böyle oyunlara daha uygun olduğunu söylemiştim. Peki bu oyunda bir oynanabilirlik, bir fizik olsun, oyun motoru olsun bir değişiklik var mı? Hiçbir değişiklik yok. Hemen hemen tamamen aynı oyun aslında. Sadece işte Euro 2012'ye has lisanslar eklenmiş ki çoğunluğu var. Takımların çoğunluğunun lisansları var. Oynanışta hiçbir değişiklik yok. Yalnız benim dikkatimi çeken turnuva biliyorsun Polonya ve Ukrayna şey yapıyor. Ortaklığında düzenleniyor. Aynen öyle. 8 Haziran'da 1 Temmuz arasında hatta oynanacak. Oradaki stadyumlarla alakalı bir dikkatimi çeken bir nokta var. FIFA 12'de de bu vardı. Bazı stadyumlar çok yüksek oluyor ve kamera açısı değişiyor. Çok yüksekten bakıyorsun. Oyunda da hemen hemen karşılaştım. Her stadyum yüksekliği yukarıda ve ben o açıyı sevmiyorum açıkçası. Böyle çok dik aşağıya bakıyorsun. Kamera ayarları var FIFA 12'de olduğu gibi ama bir türlü istediğim hale getiremedim. O birazcık canımı sıktı, hoşuma gitmiyor. Yani çok uzakta kalıyorsun ve dik duruyorsun böyle. O çok hoşuma gitmedi ama dediğim gibi oynanış tamamen aynı. Oyunun DLC olarak geldiğinden bahsettik. Mesela bu oyunu oynamak için bir FIFA 12 sahibi olmak gerekiyor mu yoksa gidip marketten bir Euro 2012'yi de ayrıca alabiliyor muyuz? Yok, Euro 2012 dışarıda satılmayacak. Sadece FIFA 12'si olanlar kullanabilecek ve onlar indirebilecek. Yani ekstra bir oyun olmayacak bu seferki turnuva oyunu. İstersen toparlayayım, genel olarak söyleyeyim. Açıkçası bu oyun FIFA 12'ye bir şey katıyor mu? Pek bir şey katmıyor. Sadece işte turnuvayı oynayabiliyorsun. Çok kısıtlı bir içerik aslında bu. Ne zaman oynarsın diye düşünürsen bence sadece işte 8 Haziran'da 1 Temmuz arası tam turnuva olduğu zamanlar gaza gelip oynayabilirsin. Bayağı da keyifle oynarsın ama turnuva bittikten belki bir ay sonra bir daha oraya tıklamayacaksındır. Yine sezonlarını oynayacak, yani yine insana kariyerlerini oynayacaktır diye düşünüyorum. Ama hani turnuva atmosferini yaşamak istiyorsanız
yapacak tek bir şey var. Zaten FIFA 12 çok harika bir futbol oyunuydu. Bu DLC'yi 26 dolar karşılığında indirip oynamak. Tabii bir de şunu da söylemek lazım. Hani 26 dolar oyun belki ayrıca bir oyun olarak çıksaydı 50 dolar, evet, 59 belki dolar öyle bir şey olacaktı, civar bir fiyat olacaktı. Hani belki biraz daha ucuza, evet, daha yeni bir oyun almış gibi hissettiriyor. Öyle, evet. Belki biraz ama kısıtlı bir süre oynanacaktır diye düşünüyorum. Verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.